Esselamu aleyküm. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Ocak ayının başında Aralık ayı çalışmalarımızı değerlendireceğimiz il başkanları toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Cenab-ı Allah toplantımızı hayırlara vesile eylesin. İnşallah Milli Görüş'ün, Yeniden Refah Partimizin zaferlerine, milletimizin ve tüm insanlığın kurtuluşuna vesile eylesin. Tabii ki çok değerli il başkanlarımız Türkiye'nin dört bir yanından koşup geldiler. Allah kendilerinden razı olsun. Teşekkürler ediyoruz. Değerli genel başkan yardımcılarımız, kendilerine teşekkürler ediyoruz. Ve tabii ki kıymetli basın mensuplarımıza da teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Tabii ki her şeyden önce başlarken büyük bir heyecanla, coşkuyla ve sevinçle Yeniden Refah Partimizin üye kayıtları noktasında rekorlar kırmaya devam ettiğini ifade ederek başlamak istiyorum. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. 2023'ün son 4 ayında Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 4 ayda %40'ın üzerinde büyüyerek 100 binden fazla üye artışı sağlamış bulunuyoruz. Ve bugün itibariyle üye sayımız 369.800 noktasına gelmiş durumda. Dile kolay, 4 ayın içerisinde 260.000'den 369.000'e gerçekten de muazzam bir ivme. Yeniden Refah Partisi olarak kendi rekorlarımızı da egale ediyoruz ve muazzam bir hızla büyümeye devam ediyoruz. Bu rakamlar Yeniden Refah Partimizin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu hafta içerisinde Yargıtay'ın açıkladığı resmi rakamlar da Yeniden Refah Partimizin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu açıkça ortaya koymuş ve ispat etmiştir. Bir kısım partiler bir senelik süreçte eksi üyeyle küçülmüşler. Bir kısmı artı üyeyle büyümüşler. Ama 100 binlik bir artıyla en fazla büyüyen parti Yeniden Refah Partimiz olmuştur. Tabii ki burada öncelikle aziz milletimize bu teveccühünden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve tabii ki bu başarının elde edilmesinde en büyük pay sahibi olan siz değerli il başkanlarımıza, teşkilatlarımıza da en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah sizlerden razı olsun diyoruz. Ve Cenab-ı Allah bizlere inşallah çok daha büyük başarıları, zaferleri inşallah Cenab-ı Allah nasip etsin. Hep birlikte yaşamayı nasip eylesin. Şu anda Türkiye'nin üye sayısı bakımından 5. partisi noktasına Yeniden Refah Partisi geldi. Önümüzde 460.000 küsurla bir siyasi parti var. Bir de 508.000 üye sayısında olan bir siyasi parti var. Şimdi bizim 4 aylık performansımızı göz önünde bulundurduğunuzda önümüzdeki 6 ayın içerisinde Allah'ın izniyle bu iki partiyi de geçerek Türkiye'nin üye sayısı bakımından 3. partisi noktasına inşallah geleceğiz. Çünkü Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. 4 aylık performans bunu ortaya koyuyor. Bu hızla inşallah büyümeye devam ederek en kısa zaman içerisinde 5-6 aylık bir süre içerisinde inşallah 500 binin de üzerine çıkarak Türkiye'nin üye sayısı bakımından 3. siyasi partisi haline geleceğiz. Tabii ki 31 Mart seçimlerinde hedefimiz milletimizi yeniden refah belediyeciliğiyle, yeniden milli görüş belediyeciliğiyle, ahlaklı belediyecilikle yeniden buluşturmaktır. İnşallah seçimlere girerken de 400 binin, 500 binin üzerinde bir üyeyle en güçlü bir şekilde, en canlı teşkilatlarla gireceğiz. Ve inşallah ahlaklı belediyeciliği belediyelerimizde hakim kılacağız. Elbette ki her zaman ifade ettiğimiz gibi sonraki hedefimizde asıl olarak 2028'de Milli Görüşü, Yeniden Refah Partimizi iktidara taşımaktır. Önce ilk adım inşallah 31 Mart seçimleri olacak. Arkasından da 2028'de inşallah en büyük zaferlere ulaşacağız.
2023'te 14 Mayıs seçimleri aslında yeniden Refah Partimiz için bir besmeleydi. Bir başlangıçtı. 14 Mayıs seçimlerinde %3'e yakın bir oyla, 1,5 milyonun üzerinde oyla, kendi bileğimizin hakkıyla 5 milletvekili çıkararak mecliste temsil hakkını elde etmiş olduk. Bu son derece önemli bir başarı. Orada bizleri %1 bile göstermeyen anket firmalarının bugün 31 Mart seçimleri için yeniden Refah Partimizi %6-7 bandında göstermesi son derece önemli bir göstergedir. %1 bile göstermezlerken %3 oy alıyorsak, %6-7 bandında gösteriyorlarsa %20 oy alacağımızın işaretidir. Ve inşallah %20'lik oyla 2028 içinde iktidar adayı bir parti olarak inşallah meydana çıkmış olacağız. Anadolu'da hem teşkilatlarımızın hem belirlemiş olduğumuz belediye başkan adaylarımızın hem de bizlerin genel başkan yardımcılarımızın tespitleri, teşhisleri bunu açıkça gösteriyor. Bütün Anadolu'da gerçekten de yeniden Refah Partimize olan teveccühü açık bir şekilde görüyoruz. Belediye seçimlerinde değişim istediğini milletimiz ifade ediyor ve burada en güçlü seçenek olarak da yeniden Refah Partimizi görüyor. İnşallah 14 Mayıs'taki yapmış olduğumuz sürprizin çok daha büyüğünü şimdi 31 Mart'ta gerçekleştireceğiz. 89 ve 94 seçimleri öncesinde hepinizin bildiği gibi belediyelerde büyük bir ümitsizlik hakimdi. Belediyelerden herhangi bir hizmet almayı ümit dahi edemez hale milletimiz gelmişti. Şehir denince akla çöp, çamur ve çukur geliyordu. Ve aynı zamanda da borç, faiz, suistimaller, rüşvet, adam kayırma, torpil, belediyeler perişan bir hale gelmişti. Fakat 89'da ve 94'te Milli Görüş belediye başkanları iş başına geldiği zaman birdenbire tablo değişti. Belediyeler tarihinde görülmemiş hizmetlerle millete hizmet etti ve gerçekten de destan yazıldı. Belediyecilikte yeni bir çığır açıldı. Belediyeler laf değil hizmet üreten bir hale geldi. İnanç tekeden süt çıkarır misali o borçların altından kalktılar. Efsane hizmetleri bir yandan yaptılar borçlanmadan ve aynı zamanda da o borç batağındaki belediyeleri bir kuruş borcu olmadan hatta kasasında çok daha fazla miktarda parayla teslim edecek noktaya geldiler elhamdülillah. Milli Görüş'ten ayrılıp aynı belediyelerde koltuğa oturan aynı insanlar oldu sonrasında. Ama aynı insan aynı belediyede Milli Görüş gömleğini çıkardıktan sonra o performansı sergileyemedi. Belediyeler yeniden borca battı, yeniden faiz batağına saplandı ve yeniden suistimaller, adam kayırmalar ayyuka çıktı. Dolayısıyla bu olaylar bize kerametin kişilerde, şahıslarda değil, Milli Görüş'te olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştu. Bir büyükşehir belediyesi 89'dan 95 yılına kadar 6 sene Milli Görüş belediyeciliğiyle yönetildikten sonra 95 yılında hükümete çağrıda bulundu. Dedi ki ben bütün borçlarımı ödedim, üzerinde de para biriktirdim. Hükümet eğer para ihtiyacı içerisindeyse dış güçlerden, IMF'den, Dünya Bankası'ndan faizle gidip borçlanmasına gerek yok. Ben Milli Görüşçü belediye olarak hükümete faizsiz kredi verebilirim dedi. İşte Milli Görüş'ün farkı burada. Aynı belediye şimdi bugün geldiğimiz noktada bir büyükşehir belediyesi milyarlarca lira borca batmış ve her ay ödediği borç faizi binlerce çalışanın maaşından çok daha fazla bir noktaya gelmiş. İşte burada Milli Görüş gömleğinin kerameti, bereketi bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Bugün de daha önce de ifade ettiğimiz gibi rantçı, heykelci ve örgütçü belediyecilik anlayışlarından milletimiz bunalmıştı. Belediyeler de vatandaş da perişan hale gelmiştir. Tüm bu belediyecilik anlayışlarının sonunda belediyeler yeniden borca ve faize batmıştır. LGBT organizasyonlarına belediyeler alet edilecek hale getirilmiştir.
Sokakları başıboş köpekler, parkları uyuşturucu çeteleri esir almıştır. İhalelere fesat, helale haram bulaşmıştır. Adaletsizlik, torpil, suistimal maalesef belediyelerde kol gezmektedir. Belediyeler vatandaşa hizmet üreten değil, yandaşa rant üreten kurumlar haline getirilmiştir. Peki bu noktada çare nerede? Çare yine geçmişte olduğu gibi bugün de milli görüşte. Bunun örneği var. Laboratuvar deneyi gibi karşımızda duruyor. Aynen bu tablo, bu teşhisler ortadayken 89 ve 94'te milli görüş belediyeciliği geldiği zaman birdenbire her şey bambaşka bir hale gelmişti. Dolayısıyla bugün de yine çare milli görüş belediyeciliğindedir. Çare yeniden refahtadır. İnşallah 31 Mart'tan itibaren ahlaklı, dürüst, ferasetli, dirayetli, merhametli ve adaletli belediye başkanlarımızla ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız. Ve aynen 94'te olduğu gibi 2024'te de yeniden destanlar yazacağız. Tertemiz bir sayfa açacağız inşallah. Bugün bu toplantımızda inşallah basın mensuplarının huzurunda belediye başkan adaylarımızı açıklamaya devam edeceğiz. İki büyükşehir belediye başkan adayımızı bugün ilan ediyoruz. Bir tanesi Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, bir diğeri Van Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. İki ilde de yine belediye başkan adaylarımızı ilan edeceğiz. Bir tanesi Bartın Belediye Başkan adayımız, bir tanesi de Uşak Belediye Başkan adayımızı İnşallah açıklayacağız. Pazartesi günü de yine genel merkezimizde 60'a yakın ilçe ve belde belediye başkan adayımızı da ilan edeceğiz. Ve böylece bugüne kadar ilan ettiğimiz adayımız 214 rakamına inşallah ulaşmış olacak. Ve kısa bir süre içerisinde 10-15 günlük bir süre içerisinde de inşallah bütün adaylarımızı belirlemiş olacağız. Bugünün adayları 31 Mart sonrasının da belediye başkanları inşallah olacaklar. Cenab-ı Allah kendilerine muvaffakiyet nasip etsin. O mazbatayı alarak hayırlı hizmetler yapmayı, milletimizin derdine derman olmayı ve bundan hasıl olacak sevaplara da nail olmayı inşallah kendilerine nasip eylesin. Bugün inşallah birazdan ilan edeceğimiz belediye başkan adaylarımıza da Van, Mersin, Bartın ve Uşak Belediye Başkan adaylarımıza da şimdiden hayırlı olsun diyorum ve tebrik ediyorum. Hepinizin bildiği gibi yerel seçim gündeminin yanında milletimizin en önemli gündemi ekonomi gündemidir. Bizler uzun bir süre açıklamalarımızla, basın toplantılarımızla milletimizin ekonomik sıkıntılarını gündeme getirdik. Ve özellikle milyonlarca asgari ücretlinin bugün içinde bulunduğu durumdan kurtarılması için asgari ücretin 23 bin lira seviyesine gelmesi gerektiğini en azından, bunu da şunun için söyledik, bir eve en azından iki asgari ücret girdiği zaman yoksulluk sınırında bir maaşa ulaşsınlar ki en azından yoksul kalmasın. Efendim işverenin durumu ne olacak? İşverene de devlet destek olacak. Aldığı vergilerden, bu sene bütçeden 1.6 trilyon liralık vergi muafiyetlerinden bunu tabana yayarak işverene destek olarak işvereni de rahatlatacak ve asgari ücretliyi de rahatlatacak dedik. Ancak maalesef bu şekilde olmadı. Bakınız asgari ücretle çalışan bir işçi 2003 yılında yıllık geliriyle 25,4 cumhuriyet altını alabiliyor. 2005 yılına gelindiğinde asgari ücretli yıllık geliriyle 31,5 cumhuriyet altını alıyor. Şu zam öncesinde asgari ücretli bir yıllık geliriyle 9,5 altın alabiliyor. Yani 2005'teki 31,5 altından bugün 9,5 altına gerilemiş. Zam yapıldı, 17 bin liraya çıkartıldı. 17 bin lirayla da bugün yıllık geliriyle 14,5 cumhuriyet altını alabiliyor. Yani yine 2005'in yarısının bile altında. Dolayısıyla büyümeden pay alamayan, refah payı alamayan asgari ücretlinin alım gücü, gelir seviyesi yıllar içerisinde sürekli olarak geriliyor. Bir de Türkiye'deki iş gücünün neredeyse yarısının asgari ücretli olduğunu düşündüğümüzde asgari ücretin seviyesinin önemi daha da artıyor.
Avrupa'da bazı ülkelerde asgari ücretli çalışan oranı %3, %5, %10. Bizde neredeyse %50. Dolayısıyla asgari ücretin insani bir seviyede olması son derece hayati öneme sahip. Ancak bakınız bir diğer üzücü istatistik. Asgari ücret son 19 yılda sadece 8 ay açlık sınırının üzerinde kalmış. 19 yıl 228 ay yapar. 228 ay boyunca sadece 8 ayda o da açlık sınırının üzerinde kalmış. Yoksulluk sınırının değil. Bu ne demek? Maalesef asgari ücretli açlığa mahkum edilmiş demektir. 228 ayın 220 ayında açlık sınırının altında maaş alması demek, milyonlarca asgari ücretlinin aileleriyle birlikte açlığa mahkum edilmesi demektir. Bunun bir sonucu olarak Türkiye'de çocukların parasızlıktan öğün atlamak zorunda oldukları tablosu karşımıza çıkıyor. PISA'nın yaptığı araştırma, son 30 gün içerisinde paranız olmadığı için öğün atladığınız oldu mu diye öğrencilere soruluyor. Ve %19,5 Türkiye'deki öğrencilerin %19,5'u en az bir kere öğün atladığını söyledi. Yani 5 öğrenciden bir tanesi ayda en az bir kere parasızlıktan dolayı yemek yemiyor. OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında parasızlıktan yemek yemeyen öğrenci oranı Türkiye'de en yüksek. OECD ülkeleri içerisinde Türkiye maalesef birinci. Bunda tabii ki maaşların etkisi var. Asgari ücretin bu seviyede olmasının etkisi var. Önce millet anlayışıyla hareket edilmemesinin maalesef etkisi var. Hayat pahalılığı ve zam yağmuru artarak devam ediyor. Dünya Bankası'nın küresel gıda enflasyonu sıralamasında Türkiye gıda enflasyonunda dünya dördüncüsü. %72'lik gıda enflasyonu Türkiye'yi dünya dördüncüsü yapmış. OECD ülkelerinin gıda enflasyonu ortalaması %7,4. Yani OECD ülkelerinin 10 misli gıda enflasyonuyla karşı karşıyayız. Ve Türkiye'de enflasyon kesintisiz olarak 59 aydan beri yükselmeye devam ediyor. Yani 5 seneden beri enflasyon yükselmeye devam ediyor. Fiyat artışı değil. Enflasyonun yükselmesi demek, fiyat artış hızının artması demek. Çok korkunç bir durum. Ve son 7 aydır temel ihtiyaç ürünlerinde fiyatlar katlanarak artıyor. %250'ye varan artışlar var. Örneğin son 7 ayda Mayıs-Aralık arasında kabak %251 artmış. Peynir %118. Tavuk %137. Et fiyatları da geçen Aralık ayına göre bu ay, bu sene %100'ün üzerinde zamlanmış. Yumurta fiyatı bir ayda %17 artmış. Bir ayda %17. Et, tavuk, süt, peynir, meyve, sebze, yumurta, bunlar lüks tüketim malları. Her çocuğun, her gencin, her insanın mutlaka ihtiyacı olan ürünler ve bu oranlarda artışlarla karşı karşıya. Bunlar %18, %134, %100 artarken, %250 artarken maaşlar ne kadar artıyor? %30, %40, %50 ve onun içinde gelip o çocuklar okulda maalesef öğün atlamak mecburiyetinde kalıyor. Sadece gıda ürünleri değil, yeni yıl her zaman olduğu gibi bu sene de zam yağmuruyla başladı. ÖTV, özür dilerim, ÖİB, cep telefonu kayıt ücretleri, pasaport harçları, motorlu taşıtlar vergisi gibi ödemeler yeniden değerleme oranında %58,5 oranında yeni yılla birlikte zamlandı. Köprü ve otoyol geçiş ücretleri, karayollarına ait olanlar %76, yap işlet devret modeliyle işletilenler %50 zamlandı ve enflasyonun en önemli tetikleyicilerinden olan akaryakıttan alınan özel tüketim vergisine %25 oranında zam yapıldı. Akaryakıtın zamlanması demek, bütün üretimin, nakliyenin ve tüm ürünlerin, hizmetlerin pahalanması demektir. Akaryakıttan alınan, hele hele çiftçinin, köylünün, balıkçının mazotundan alınan vergilerin sıfırlanması gerekir derken biz, tam tersine maalesef bu %25 oranında alınan vergi arttırılmış durumda. Bütün bu zamlar gösteriyor ki 2024 yılında enflasyon, öyle %36, %37 değil,
%60'ın altında olması mümkün gözükmüyor. 2024 yılı için enflasyon hedefini önce %33 olarak orta vadeli programda belirlediler. Sonradan revize edildi, %37 yapıldı ama %37 değil belki de %67'lik bir enflasyonla karşı karşıya olunacağı şu zamlardan, şu artışlardan gözüküyor. 2023 yılı enflasyonu da %64.7 idi. Bu içinde bulunduğumuz sene 2022'de %64.2, yani enflasyon aşağı yönlü değil yukarı yönlü devam ediyor. 64.2'den 64.7'ye yükselmiş. Tabii ki bağımsız bilim adamlarının, araştırma şirketlerinin yaptığı hesaplamalar %127'yi gösteriyor. Biz TÜİK'in resmi enflasyonuna bile baksak %64.7. Kamu görevlileriyle emeklilerinin maaşları ne kadar arttırıldı? %49.5. Dolayısıyla enflasyonun dahi altında. Bununla beraber memur emeklilerine 8 bin lira seyyanen bir zam yapılması gerekiyordu. Bu da yapılmadığı için çalışan ve emekli kamu görevlileri arasındaki makas giderek maalesef açılmaya devam ediyor. Tabii ki SSK ve Bağkur emeklilerinin durumu daha sıkıntılı. Onların yıllık maaş artışı %37.6 oldu. Enflasyon %64.7. SSK Bağkur emeklisinin maaş artısı %37.6. Başta gıda olmak üzere zam yağmurunun devam ettiği ve enflasyonun bu seviyede olduğu bir durumda, bir dönemde ne işçinin, ne memurun, ne emeklinin geçinebilmesi ve ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Özellikle vergilerde yapılan artışlar ve piyasalardaki mallara yapılan zamlar karşısında bu maaşların dayanabilmesi mümkün değildir. Son yıllarda yoksulluğu, alım gücündeki düşüşü iliklerine kadar hisseden bu dar gelirli milyonların durumunun düzeltilmesi için acilen önlemler alınması, adımlar atılması gereklidir. Burada en önemli sorumluluk ve görev de elbette ki iktidara düşmektedir. Bu adımlar atılmayınca ne oluyor? Bu insanların yaşaması lazım. Öyle olunca da banka kredilerine ve kredi kartlarına yöneliyor. Vatandaşın bankalara borcu son bir senede ne kadar artmış? %73 oranında artmış. 2.6 trilyon liraya gelmiş. 85 milyon vatandaşın bankalara borcu. Yani neredeyse 100 milyar dolarlık bir seviyeye gelmiş. 1.5 trilyon liradan Aralık 2022'de 1.5 trilyon lirayken Aralık 2023'te 2.6 trilyon liraya gelmiş. %73 artış. Neden? Alım gücü olmayınca mecburen kredi kartına, banka kredisine yöneliyor. Yoksa kendi keyfinden böyle bir borcun içerisine insanlar girer mi? Maaşı yeterli olsa, gelir seviyesi yeterli olsa. Kredi borcu %50 artmış. 1,5 trilyon lira kredi borcu var bankalara. Kredi kartı borcu da 1.1 trilyon lira. Bu da %161 artmış. Alım gücü olmayınca, maaşı yeterli gelmeyince habire kredi kartlarına yönelmiş. Tabii alım gücü olmayınca ödeme gücü de olmuyor ve böyle olunca icra dosyaları patlıyor. Bir önemli diğer gösterge de icra dosyaları sayısı. Geçen seneye göre bu sene yeni icra dosyası oranı %59 artmış. 5 milyon fazladan yeni icra dosyası gelmiş. Geçen seneden bu seneye fark. Geçen sene gelen yeni icra dosyası sayısının %59 fazlası. 5 milyon yeni icra dosyası sadece bu sene gelmiş ve 22 Aralık tarihi itibariyle icra dosyaları 21 milyon 659 bine ulaşmış. Biraz önce söylediğimiz alım gücünün refah seviyesinin yeterli olmamasıyla ilişkili sonuçlar. İcra dosyaları, kredi kartı borcu, banka borçları, çocukların yemek yiyememesi, bütün bunlar çiftçinin, emeklinin, memurun, işçinin, küçük esnafın asıl toplumun %80'ini oluşturan kesimin alım gücünün refah seviyesinin yeterli olmamasından kaynaklanıyor. Bu kesimin yüzünün güldüğü tek dönem 96-97'deki 54. hükümet dönemidir. Milli görüş ekonomi modeliyle 11 ay gibi bir sürede milyonlarca insan bolluğa, berekete ve refaha kavuştu. 11 ay değil 3 sene, 5 sene bu iktidar devam etseydi bugün Türkiye bambaşka bir yer olacaktı. Tabii
Bütün bunlarla beraber çiftçimizle ilgili de bir konuya temas edip yavaş yavaş toparlamak istiyorum. Sadece emekli, memur ve asgari ücretlinin durumu değil, çiftçinin durumu da son derece sıkıntılı. Bir de bunun üzerine Güneydoğu'daki 6 ilde tarımsal sulamada kullanılan elektriğe yapılan destek 1 Ocak itibariyle sona erdirildi. 6 ilde yani Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinde tarımsal sulamada kullanılan elektriğin %65'ini devlet destekliyordu, devlet ödüyordu. %35'ini çiftçiler ödüyordu. Şimdi 1 Ocak itibariyle Dicle Elektrik Dağıtım AŞ tebligat gönderdi ve bundan sonra elektrik faturasının %100'ünü çiftçiler olarak siz ödeyeceksiniz dedi. Şimdi ithal gübre, ithal tarım ilacı, ithal tohum, mazot, elektriğe yapılan zamlar, bu girdi maliyetlerinin altında zaten inim inim inleyen çiftçinin bu faturaları, hele hele zamlı haliyle bu faturaları ödeyebilmesi mümkün değil. Tarımın sekteye uğraması sadece çiftçinin geçim derdiyle ilgili bir konu değil. Ülkenin beka meselesi. Gıda arzı, yerli tarım ve hayvancılık, ülkenin gıda ihtiyacının karşılanabilmesi bir beka meselesi. Bakınız pandemi döneminde Orta Asya ülkeleri buğday ihracatını durdurdu. Dedi ki önce kendi canımı düşünmem lazım. Buğdayı parasını versem bile sana vermemeye başladı. Dolayısıyla tarım üretiminin, yerli tarım ve hayvancılığın, gıda arzının devam edebilmesi bir beka meselesidir. Bunun için de mutlaka çiftçiye bu elektrik desteğinin devam ettirilmesi lazım. Güneydoğu'daki tarımsal sulamaya yönelik elektrik desteğinin Cumhurbaşkanı kararıyla süresiz olarak uzatılması gerektiğini buradan ifade ediyoruz. Şimdi tabii emekliye, memura, çiftçiye, işçiye imkanımız yok. Onun için bu destekleri kesmek zorunda kalıyoruz. Emekliye mecburen bu kadar veriyoruz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız lazım. Memura gelince efendim imkanımız yok. Küçük esnafa destek olacağı zaman imkan yok. Durumumuz belli. Peki bu imkanlar neden yok? Nereye gidiyor bu imkanlar? Bu imkanlar maalesef üzülerek söylüyorum borç faizine gidiyor. 2023'te bu sene 11 ayda 632 milyar lira devlet borç faizi ödemiş ve yıl sonu itibariyle 663 milyar liraya ulaşmış. Yani 2023 yılında 663 milyar lira borç faizi ödemiş devlet. Şimdi bu içine girdiğimiz 2024'te ne kadar ödeyecek? 1.25 trilyon lira borç faizi ödeyecek. Yani bir senede ödenen borç faizi iki misline çıkıyor. 663 milyar 2023'te, bu sene 1.25 trilyon lira. Faize gidecek bu 1.25 trilyon lirayla neler yapılır? Yani 40 milyar doların üzerinde bir para. 1 milyon konutu ücretsiz olarak insanlara sağlayabilirsiniz ve Türkiye'nin bir senelik konut ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Bu faize gidecek 1.25 trilyon lirayla 40 bin adet küçük ve orta ölçekli işletme kurabiliyorsunuz tarım ve imalat sanayinde ve bu 40 bin adet işletmede 1 milyon yeni istihdam sağlayabiliyorsunuz. Bunun teknik olarak, matematik olarak hesapları yapılmış, buna dayanarak söylüyorum. 85 milyon vatandaşın bankaya olan borçları ne kadardı? 2.6 trilyon liraydı. Biraz önce söyledim. Faize bu sene gidecek parayla 85 milyonun bankaya olan borçlarının yarısını ödeyebiliyorsun. Türkiye'de yerel yönetimlerin toplam borcu ne kadar? 182 milyar lira. Türkiye'deki bütün belediyelerin bütün borcunu 6 kez ödeyebiliyorsunuz bu faize gidecek parayla. Türkiye'deki milyonlarca çiftçinin bütün banka ve kooperatif borçları ne kadar? 535 milyar lira. İki defa ödüyorsunuz, üzerine de 100 milyar paranız kalıyor. Yani milyonlarca çiftçinin bütün bankaya ve kooperatife olan borçların hepsini ödeyip kapatmanız, iki defa hem de ödeyip kapatmanız mümkün. Üzerine de 100 milyar lira paranız kalıyor. Kamuya tek seferde 150 bin öğretmeni atayıp 20 yıl boyunca maaşlarını bu faize gidecek parayla ödeyebilmeniz mümkün. 14 milyon EYT'linin tazminatlarını ödeyip ayrıca 7 yıl boyunca maaşlarını ödeyebilmeniz mümkün. 1.25 trilyon lira 118 milyon asgari ücret yapıyor. Yani 10 milyon asgari ücretlinin bir senelik maaşlarını ödemeniz mümkün.
sadece bir senede faize gidecek paraydı. Bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sektör bilançolarına göre 2022 yılında Türkiye'deki tüm şirketlerden 983 bin şirketten toplanan toplam kurumlar vergisi ne kadar? 303 milyar lira. 2022 yılında 983 bin şirketten, Türkiye'deki bütün şirketlerden toplanan toplam kurumlar vergisinin 4 katını bir senede faize ödüyor. Böyle bir canavarla karşı karşıyayız ve faize öyle bir para gidiyor ki 2024 yılında yapılacak bütün özelleştirmelerden elde edilecek 25 milyar lira gelir faize gidecek paranın bir haftalık karşılığı. Yani bütün 2024'te satılacak devlet varlıkları, özelleştirme gelirleri bir haftalık faiz paramıza ancak yetiyor. Yine 2024'te faize ödenecek parayla 4 tane İstanbul Havalimanı, 6 tane İstanbul-İzmir otoyolu veya 30 tane Avrasya Tüneli yapabilmek mümkün. Bir de 2023'te ödeneni de üzerine ekleseniz siz görün durumu. Yani 660 milyar, 1.25 trilyon, neredeyse 2 trilyon lira. O 2 trilyon lira faize gideceğine buralarda kullanılsa neler yapılmazdı? Tabii ki tüm bu gidişata dur demek mümkündür ve bu bizim elimizdedir. Denk bütçenin yapılması, kamuda israfın önlenmesi, borçlanma, vergi ve zam dışında, devlet varlıklarının satışı dışında kaynak üretilmesi. Bir iktidarın, bir hükümetin en önemli görevi bu. Bunu 54. hükümet canlı bir şekilde önümüzde örnek yaptı. Çünkü kaynak lazım olduğu zaman bunu vatandaşa zamla, vergiyle yükleyerek, devletin varlıklarını hazır elimizdeki varlıkları satarak veya dışarıdan gidip devleti borçlandırarak bu kaynağı bulursak bu bir marifet değil. Bunu herkes yapar. Asıl mesele bunların dışında yollarla kaynak üretmek. İşte bunun için yeniden Refah Partimiz daha ilk iş olarak kurulur kurulmaz milli kaynak paketleri kitabını hazırladı. Borç olmadan, zam olmadan, vergi artışı olmadan, devlet malları satılmadan, millete yük yüklemeden nasıl kaynak üretilecek? Milli görüş ekonomisi buna dayanıyor. 54. hükümet bunun en güzel örneğiyle dolu. 6 ayda borçsuz, zamsız, vergisiz 35 milyar dolar kaynak bulun. Dolayısıyla buradan hükümete her zaman yaptığımız çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. Diyoruz ki borç, faiz, zam ve vergiye dayalı bu ekonomi anlayışının terk edilmesi lazım. Üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomi anlayışına mutlaka geçilmesi lazım. Borçlanma, zam ve vergi artışı yerine milli kaynak paketleriyle kaynak üretilmesi lazım. Kamuda israfın önlenmesi lazım. Bu faiz canavarından kurtulmak için mutlaka denk bütçe yapılması, denk bütçenin hem hükümette hem belediyelerde zorunlu hale getirilmesi lazım. Verginin değil, gelirin tabana yayılması lazım. Biz şimdi vergiyi geniş halk kesiminden topluyoruz, dolaylı vergilerle. Halbuki refah payını, geliri, zenginliği halka dağıtmıyoruz, bir avuç zengin almış oluyor. Vergiyi halka yayacağımıza, geliri, refahı halka yaymamız gerekiyor. İşçi, memur, emekli, çiftçi, küçük esnafın alım gücünün arttırılması ve desteklerin yapılması, üretimi ve ihracatı mutlaka arttırmak, üretim olmadan, ihracat olmadan ekonominin düze çıkması mümkün değil. Bunun için tarımsal üretimin maliyetlerinin düşürülmesi, sanayi üretiminin maliyetinin düşürülmesi, özellikle enerji, akaryakıt maliyetlerinin düşürülmesi, sadece yol, köprü, otoyol, havaalanı yatırımı yerine üretim, istihdam ve ihracat sağlayacak yatırımların yapılması hayati öneme sahip. Kaynakların faize gitmesi yerine teknolojiye ve Ar-Ge'ye aktarılması hayati öneme sahip. Çünkü bu dış ticaret açığını, bu borcu ortadan kaldırabilmenin yolu katma değerli üretim yapıp bunu ihraç etmek. Bunun için de Ar-Ge'nin, teknolojinin, üretimin gelişmesi lazım. Kaynakların buraya aktarılması lazım. Ve bu noktada yine dostane, kardeşane bir çağrı yapıyoruz hükümete. 54. hükümetin ekonomi uygulamalarını örnek aldı. Bunu sadece biz söylemiyoruz, 85 milyon vatandaş da söylüyor. Nereye gitsek Türkiye'de, işçisi, emeklisi, memuru, çiftçisi, köylüsü, esnafı diyor ki 54. hükümet döneminde muazzam bir rahatlama yaşadık, bolluk yaşadık, bereket yaşadık. Neden? Denk bütçeyle, İsrafın önlenmesiyle,
O kaynak paketleriyle o 35 milyar dolar doğrudan doğruya millete aktarıldı ve millet rahat bir nefes aldı. Bütün bir ekonominin çarkları dönmeye başladı. Şimdi bugün de yine aynı modelin uygulanması gerekmektedir. Bu çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. Ve son olarak sizin de bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde İsveç'in NATO'ya girişinin uygun bulunduğuna dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. İsveç, hepinizin bildiği gibi Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK'ya bugüne kadar elinden gelen her türlü desteği vermiştir. PKK'ya adeta kucak açmıştır. Halen vermeye devam etmektedir. İsveç'in en büyük destek verdiği örgütlerden bir tanesi de Fethullah Gülen örgütüdür. Bugün halen daha kaynak aktarmaktadır, ev sahipliği yapmaktadır. Bununla beraber yüce dinimize, kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları, saygısızlıkları adeta göz yummuş, destek olmuş, onları koruma altına almış. Bunun da ötesinde bir de son zamanda Sayın Cumhurbaşkanımıza da yapılan saldırılara ve saygısızlıklara göz yummuştur. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün uygun bulunduğuna ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na geldiğinde daha önce de ifade ettiğimiz gibi şimdi de söylüyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak İsveç'in NATO'ya girişine hayır oyu vereceğiz. İsveç'i bu haliyle NATO'da görmek istemiyoruz. Şimdi inşallah biraz evvel de söylediğim gibi sözlerimizi noktaladıktan sonra Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız, Uşak İl Belediye Başkanı adayımız ve Bartın İl Belediye Başkanı adaylarımızı inşallah ilan edeceğiz. Cenab-ı Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Pazartesi günü de 60'a yakın ilçe ve belde belediye başkan adaylarımızı inşallah ilan etmiş olacağız. Yine bugün siyasi partilerden katılımlar var. İnşallah onları da burada rozetlerini takacağız. Kendilerine şimdiden aramıza hoş geldiniz diyorum. Toplantımızın hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir kez daha değerli il başkanlarımıza, basın mensuplarımıza katılımlarından dolayı teşekkürler ediyorum. Değerli genel başkanımızlarımıza da teşekkürler ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm. Sağ olun, var olun. Tabii sorular varsa kısaca onları da alıp sonra adaylarımızı inşallah davet edelim. Buyurun. Sayın Genel Başkan, yerel seçime kısa bir süre kaldı. Sizin de seçim çalışmalarınız hızla ilerliyor. Geçtiğimiz haftalarda da Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmiştiniz. Ardından heyetler arasında bir görüşme oldu. AK Parti'nin ufak konusunda. Ancak görüşmelerin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Yarın da AK Parti İstanbul adayını açıklayacak. Parti arasındaki ittifak süreci hangi aşamada? Bir diğer konuda bugüne kadar yapılan görüşmelerde AK Parti'nin istekleri masaya geldi mi? Geldi AK Parti'nin bunu ne yöndeydi? Tabii bu görüşmeler iki görüşme halinde bugüne kadar gerçekleştirildi. Bir tanesi de en son dün akşam gerçekleştirildi. AK Parti heyeti genel merkezimize ziyarette bulundu. Önceki görüşmede de bizim heyetimiz AK Parti Genel Merkezi'ne gitmişlerdi. Şimdi pazartesi günü son bir görüşme yapılmış olacak ve pazartesi günü artık durum netleşmiş olacak. İnşallah pazartesi günü bunu ifade ederiz. Ancak tabii şunu ifade etmek istiyorum. Bizim buradaki hedefimiz sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'de büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde bir ittifak noktasındadır. Yani bizim burada herhangi bir ittifak olması halinde dahi herhangi bir ilimizi, ilçemizi buralar dışında etkilememektedir. Bütün 450 beldede, 900 ilçede ve diğer illerimizde tamamen belediye meclislerinde, il genel meclislerinde kendi adaylarımızla, kendi logomuzla seçimlere gireceğiz. Bundan zaten bir değişiklik olması söz konusu değil. Bugüne kadar ilan ettiğimiz 200'ün üzerinde adayımızın devam edeceği açık bir şekilde ortada. Bunlardan bir geri dönüş olması söz konusu değil. Pazartesi günü netleştiğinde sadece Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bir işbirliği olur mu olmaz mı onun netleşmesi söz konusu olacak. Dediğim gibi pazartesi günü artık son nokta inşallah konulmuş olacak.
ülkemiz için, milletimiz için hayırlı adımlar atmayı Cenab-ı Allah nasip eylesin. Eğer bir anlaşma söz konusu olmazsa bizim Ankara, İstanbul, İzmir'de de belediye başkan adaylarımızla Büyükşehir'de seçimlere gireceğiz. Bu konuda da hazırlıklarımız var. Bunu ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Başka bir soru yoksa inşallah tamamlayalım. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Hayırlı olsun inşallah.